Şengin Polat'ın yargılandığı dava İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dün başladı. Nihayet. Sonra nihayet başladı. Bekleniyordu günlerden beri. 3 gün sürecek bu dava. Cuma'ya kadar. Dava yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'e bağlanacağız birazdan. Kendisi dün oradaydı. Bize evet. Dakika dakika anlatacak bütün yaşananları. Önce bir bakalım habere. Boyunca lüksün içinde büyüdüm. Bir tarafta Dilan Polat, diğer tarafta Engin Polat oturdu. Jandarma aralarına etten duvar ördü. Dün bir saat görüşen çift bugün birbirine sadece uzaktan baktı. Yarın açıklama yapacak mısınız Dilan Hanım? Kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahisle suçlanan Polatlar ilk kez hakim karşısına çıktı. Dilan Polat duruşma öncesi takipçilerinden Fetih Suresi okumalarını istedi. 28 sanıklı davanın duruşması konferans salonunda görüldü. 15 gün önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan Dilan Polat kardeşleri Sıla ve Can Doğu ile birlikte oturdu. Eşi Engin Polat içeriye girdiğinde ayağa kalktı. Hiçbir şey söylemedi. Uzun uzun ona baktı. Avukatlar Engin Polat'ın yanına gitti ama jandarma konuşmalarına izin vermedi. Duruşma kimlik ve adres tespitiyle başladı. Dilan Polat şu an gelirinin olmadığını söyledi. Engin Polat işsizim, maddi kazancım yok dedi. Sanık kürsüsüne ilk olarak Engin Polat çıktı. 10 sayfalık bir savunma yaptı. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Yasa dışı bahis iddiaları sosyal medyadan başladı. Önce ciddiye almadım ama sonra gözaltına alınıp tutuklandım dedi. Kaynağı belirsiz hiçbir mal varlığımız yoktur dedi. Beraatini istedi. Şu anda TMSF'de olan tüm şirketlerinin de kendilerine devredilmesini talep etti. Dilan Polat şirketlerin reklam yüzü olduğunu söyledi. Eşime güveniyorum, kara para aklamadığına eminim dedi. İftiraya maruz kaldığını iddia etti. Sağlığını kaybettiğini, 18 kilo verdiğini anlattı. Dilan Polat'a WhatsApp üzerinden mesajları silin yazışmaları da soruldu. Benim şahsi fotoğraflarım vardı. Tanınmış bir kişi olduğum için de bunların silinmesini istemiştim dedi. Polatların yargılandığı davanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Durum bu. Başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Takipçilerinden bir dua da istiyor. Evet. Baktım bayağı bir beğeni de gelmiş. Kalpleri atmışlar. Ama genel olarak baktığımızda işte daha önceki savunmayı ben tekrar ediyorum. Suçsuzum. Açıklamaları vesaire vesaire evet, ben var. Ben reklam yüzüğüm bilmiyorum. Evet. Öbürü de şu diyor ki. Şu anda maddi kaynağım yok. İşsizim. Eşi de öyle diyor. Hı-hı. Anladığım kadarıyla işsiz ve maddi gelirleri yok. Emrullah kardeşim de bizim Show Haber ekibi gibi an be an oradaydı. Ve soralım bakalım Emrullah Erdinç. Ne diyorsun Emrullah Erdinç? Beklenen dava başladı. Nasıldı genel hava? Neler yaptılar? Nasıl konuştular? Merak ediyoruz sizde bütün detaylar. Aslında şunu söyleyebilirim. Tabii ki duruşmanın genel hatlarına baktığımız zaman tanıkların vermiş olduğu ifade aslında çok hiçbir zaman için hani ayrıntıya girmeyen, daha öncesinde avukatlarıyla çalışılmış bir durumdu diye söyleyebilirim yani. Sesim geliyor değil mi? Bir geliyor geliyor. Ama. O zaman tamam, sürpriz güzel. Bir açıklama ya da bir herhangi bir şey olmadı yani. Beklenen yok, hayır, şeyler olmadı. Yani. Olmadı. Aslında duruşmanın gelen hatlarına baktığımız zaman Polat ailesi ve aynı şekilde Doğu ailesi için söyleyeceğim. Hep beklendik ifadeleri verdiler. Bir tek duruşmada Ahmet Gün biraz böyle gergindi. Yani o da 9,5 aydır hani tutuklu biliyorsunuz. Avukatları yani ve muhasebecisi. Şirketlerin aynı öyle hem avukatları hem de muhasebecisi olan Ahmet Gül. Zaten baktığınız zaman özellikle naylon faturalarda onun üzerinden dönmesi sebebiyle de dün aşırı bir şekilde bir gergindi. Gözaltına alınmasının usulsüz olduğu gibi iddialarda bulundu ama mahkeme başkanı yani orada hakim dedi ki geçin bunları biz o safhada değiliz yargılama aşamasındayız deyip sözlü böyle bir tartışmaya girecek derecesinde de bir gerilim oldu diyebilir. Sadece Ahmet Gül'ün ifadesinde oldu ama onun dışındaki ifadelere baktığımız zaman da ki söz savunmadaydı. Engin Polat da dünkü ilk ifadesini verirken 9,5 aydır 10 aydır biz bugünü bekliyorduk. Bugün için hazırlandık ve aklama raporu, MASAK raporu ile birlikte bizim suçsuz olduğumuz hani ortada yasa dışı bahis kara para aklamıyoruz diyerek ilk kez kendimizi ifade edebilecek bir yer bulduk.
ve 9,5-10 aydır da biz burayı bekliyorduk dedi. Ve aslında da dediğim gibi hani bir hazırlık yapılmış avukatları tarafından, usulüne uygun dün bir yargılama oldu. Bugün de aynı şekilde usulüne uygun yargılama olacak ama bazen şimdi sosyal medyada şöyle bir tepkiler geliyor, işte böyle ifadeler veriyorlar, bu kadar mı, bitti mi diye. Hayır, bitmedi. Bu daha yargılamanın ilk ayağı. Şimdi bu yargılama nereden bakarsanız bakın en az bir buçuk sene sürecektir. Daha tanıklar, gizli tanıklar dinlenecek. Bu anlamda onları çapraz sorguları olacak. Yine bugünkü duruşmada şimdi sanık ifadeleri bitmiş olacak. Daha bitmedi sanıkların ifade vermesi. İfade bittikten sonra avukatların soruları başlayacak. Avukatların soruları ile birlikte avukatların mahkemeden talepleri olacak. O yüzden de hani sanki bugünkü sadece verilen beyanlarla duruşmanın insanlar bittiğini düşünmesinler. Uzun bir yargı maratonunun daha ilk adımı dün atılmış oldu. Onu söyleyelim. Bu süreçte Engin Polat tahliye olur mu peki? Şimdi büyük olasılıkla Engin Polat dün tahliyesini ve beraatını talep etti. Engin'le sadece değil, kardeşi Alper Kürşat Polat, aynı şekilde Ahmet Gün ve yine Sezgin Polat da tahliyesini ve beraatını istedi. Fakat bugünkü yargılama sonunda, ben bugün karar vereceğini düşünüyorum, bugünkü duruşma sonunda muhtemelen avukatları da talep edecek. Hakim bir karar verecektir. Hani savcının da mütalasına göre. O yüzden de hani bugün sonunu beklemek gerekecektir ama hakim mutlaka bugün bir karar verecektir. Ben duruşmanın da yarın cuma güne kalacağını düşünmüyorum. Çünkü sanıklar ifadelerini çok uzatmıyorlar ki ben dün Candan kardeşlerin de duruşması vardı. Oraya da hani evet, gittim. Hani son anlarına yetişeyim. Orada mesela oradaki duruşma daha ağır gidiyordu. Orada çünkü aynı şekilde çoklu sanık vardı ama çıkan sanıklar ifade verirken çok böyle uzatıyorlardı. Biz dün Polat ailesinin duruşmasında bunu görmedik. Yani çıkan kişi ifade verirken maksimum 20 dakika içinde ya da yarım saat içinde ifadesini tamamlıyorlardı. Bu da yargılamanın Polatlar açısından hızlı olacağının bir göstergesi. Hani avukatlar hazırlarken ona göre hazırlamışlar diye söyleyebilirim yani. Peki Emrullah, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için siz de takipteyiz. Görüşmek üzere. Evet, Emrullah anlattı. Maddi gelirlerinin olmadığını ve işsiz olduğunu bir kez daha söyleyelim. Ve dava anladığımız kadarıyla bir yıl, 1,5 yıl boyunca da devam edecek. Mal varlıklarının iadesini talep ediyorlar. İş yerlerinin aynı şekilde. Zaten evden geçtiğimiz günlerde bir görüntü vardı. Acaba o el konulan ev miydi? Hal böyleyse hala evi kullanabiliyor mu? Araçların yine iadesi için başvurulacakları yazılmıştı avukatları tarafından. Takipte olacağız ama bugün daha hızlı ilerlediğinden bahsetti Emrullah. Bakalım acaba bugünkü dava sonucunu yarın yine konuşuyor olacağız. Konuşacağız ve bu akşam elbette bütün Türkiye.